İza salla ahadukum, sizden biriniz namaz kıldığında gene farz veya nafile. Fel yusalli ila sütretin. Bu da çok önemli. Şimdi bunu da camideki kardeşlerimiz bilmiyor maalesef. Hele hacca gelenler hiç bilmiyor. Namaz kılan adamın önünden geçilmez. Şimdi okuyacağız. Geçilmez önünden. O kılana saygı, namaza saygı. Arkadaş, oyuncak değil namaz. Onun için önünden geçme. Ama ne yaparım hocam, yani ben adam durmuş. Tam çıkacak yere durmuş herif. Şeytan diyor, oraya git dur diyor. Yanlış iş yaptıracak çünkü. O sofuluğundan gidiyor ta oraya, erken çıkıp gidecek. Adam uçağa yetişecek. Farzı kılmış çıkacak. Sünnet kılmak zorunda değil. Kılarsa şu kadar sevap ama uçağı kaçıracak. O da tam kapının dibine durmuş ki bütün geçen önümden geçsin diye. Ne yapacaksın? Herkes gelip geçtiği yerlerde namaz kılarken dikkat edeceğin hususlar. Sizden biriniz namaz farz veya nafile, burada fark etmiyor. Sizden biriniz farz veya nafile namaz kılmak istediğinde fel yusalli ila sütretin, bir sütreye karşı namaza dursun. Sütre nedir? Mesela şu bir sütredir. 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 Sütre aslında setere örttü demek. Bir engel, bir sopa, bir sandalye, bir masa, bir duvar, bir sütun, bir direk, bir değnek. Arkasını dönmüş bir insan. Arkasını dönmüş bir hayvan. Sütre olarak kullanılabilir. Bir sütreye karşı namaza dursun. Yani direk, asa, oktan ince olabilir. Evet. Bulamadınız. Nerede bulayım Kabe'de? Evet. Onun için seccade çıkmıştır. Seccadeyi koydunuz mu? Seccadenin sınırı var ya. Bu benim namaz alanım diyorsun öbür adamlara. Ey bak, bunu basıp geçme lan. Önünden. Değnek bulamamışsın. Sütün bulamamışsın. Dönecek. Nerede bulacaksın ya? 5 milyon 6 milyon adam namaz kılıyor. Her bir sütün aramaya kalksa birbirlerini yerler. Seccade seriyorsun. Bu benim secdegahım. Bak, başımı secde ettiğim yer. Bunun buradan geçme lütfen diyorsun sen. Yap böyle diyor. Bir seccade koy. Seccade nerede bulayım hocam ya? Aman. O zaman biz hat çiz. Değnek bulamamışsın. Bir duvar bulamamışsın. Önüne sütre yapacak bir şey bulamamışsın. Bir çizgi çek şöyle toprağa. Çizgi çek. Seccade de bulamamışsın. Bir çizgi çek. Bu çizgi benim secde ettiğimin, namaz kıldığım sahanın sonu. Bunun önünden geçme anlamına. Öyle diyor Gümüşhane Hazretleri. Bulamazsan diyor ya seccade ser, bulamazsan bir şöyle hat çek. Hat çek. Vel yedünü min sütretihi. Namaz kılacağın zaman sütreye yakın kıl. Burası peygamberin emri. Camilerde buna hiç rahat etmiyor. Adam şurada namaz kılıyor. Şurada. Şöyle gitse geçebilecek. Yok, kalkıyor buradan gidiyor, böyle geçiyor. Adamın önünden geçiyor. Yapma arkadaş. Şimdi göreceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki evet, bir adam namaz kıldığı zaman sakın namaz kılanın önünden geçmeyin. Geçmesin. Hiçbir kimse geçmesin. 40 beklesin. 40. Sahabe öyle diyor. 40. Gün mü dedi? Saat mı dedi? Ay mı dedi? Yıl mı dedi? Tam hatırlamıyorum ama 40 beklesin dediğini hatırlıyorum diyor. Söylemiş sahabi, burada hadis okuyacağız şimdi. 40 beklesin, 40 yıl beklesin, geçmesin önünden. Öyle diyor. Geçersen ne olacak? Tabii bana kızmak yok. Ben aktarıcıyım. Evet. Fe innehu şeytanın, geçen herif
namaz kılan önünden geçen herif, yani sütre koymuşsa, çizgi çekmişse, seccade sermişse, direğe yakın durmuş, ayarlamış kendini, buna rağmen herif onun önünden geçiyorsa o şeytandır diyor. Bunları açıklayacağım. Yani insana şeytan denir mi? Buradaki açıklamaları size aktaracağım. Demek ki namaz kılacağımız zaman camide filan duvara karşı, sütuna karşı önümüzdeki arkasını dönmüş bir insana sütre yapabiliriz. Ona karşı, ona sütre yaparak namaz kılacağız. Açıkta kılarsak vatandaş önümüzden geçer, geçmesin diyor. Bak 40 yıl beklesin diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sütreye karşı ne kadar ya? Veliyet mümin sütreti, sütresini yakın dursun. Arasındaki açıklık da çok olmasın. Çünkü herkes camiyi kullanacak. Ne kadar? Selasete ezru 3 zira. 3 zira. Şu dirseğimden parmağımın şu orta parmağımın ucuna kadar olan yere zira denir. Boyu kısa olanınki 40 santim değil mi? Uzun olanınki 75 santim. Biz bunun ortasını bulalım. 50 santim diyelim. 3 zira 1,5 metre. Yani ayağını bastığın yerle seccaden 1,5 metreden uzun olmasın. Şimdi bakın, şimdi halı dokunuyor. Bakın halıda hatlar var. Bakın ölçün. İşte bu sünnete uygun bunlar. Durduğumuzun bir de önündeki ölçün bak. 3 ziradır. 120 santimden aşağı değildir. 1,5 metredir. 150 santimdir. Hep bunlar İslam'da. Sen onu örf olarak biliyorsun. Yo, hadis görüyorsunuz. Yani seccaden boyu 1,5 metreden fazla olmayacak. Bir sana mı lazım yeryüzü ya? Herkes orada gezecek, tozacak. Camide de işte safların arası 1,5 metreden fazla olamaz demek bu. 1,5 metreden fazla açıkta saf olmaz. 1,5 metreye kadar yaklaşacaksın. Sütreye de sen de yaklaşın. Peygamberin emri bu. Veliyetun min sütreti la yakta'a. Niçin? Eşşeytanı. Şeytan namazın kesmesin diye böyle yapacaksın. Namazını sütreye karşı kılacaksın. Bir değneğe, bir masaya, bir sandalyeye, bir sütuna karşı, duvara karşı kılacaksın. Niçin? Şeytan namazımı kesmesin diye. La yakta'a. Lialla yakta'a demek. Eşşeytanı namaz kesmesin diye. Aleyhi salatuhu. Adamın namazını iptal etmesin diye. Evet. Geçen adama peygamberimiz şeytan dedi. Okuduk. Çünkü şeytan müminin her yaptığını iptal etmek ister, bozmak ister. Namazın önünden geçti mi namazını bozar diyor peygamber şimdi. Yok hocam, namazı bozan şeyler arasında adamın önünden geçmek yok. Tamam, ben de o fıkıh kitaplarını talebelere yıllarca okuttum. Hadis bu, güzeli bu. Bir namaz kılan adamın önünden namaz geçerseniz o adam namazı bozulmaz. Namazı bozan şeyler yerlemek, çişini etmek, konuşmak değil mi? Namaz geçerseniz namazı bozulur diyor peygamber. Yani nereden geçti melun? İçinden öyle hisler gelir. Ben ne güzel namaz kılıyordum herif geçti. Bu, demesen bile, melun demesen bile, Nijeryalı mı acaba, Türkiye'li mi acaba, Mısırlı mı acaba? Zihnin nereye takıldı geçen adama? Bu da namazın huzurunu bozmak demektir. Şeytanın aradığı da bu zaten. Kalbini, gönlünü, kalıbını Allah'a bağlayarak iki rekat namaz kılsan anadan doğmuş gibi günahların iki rekat namazda siliniyor. Ama sen duruyorsun, dükkana gidiyorsun, eve gidiyorsun. Hanım şunu ısmarladıydı, bakkalın şunu. Mahsus o vesveseyi o veriyor. Çünkü hiç aklına dünya işi gelmeden Allah'ı düşünerekten huzurlu bir namaz kılsan iki rekat tüm günahların siliniyor. Bu günahları sildirmemek için işte adamı öne gönderiyor sana. Ya bu Türkiye'li ha, Konyalı mı acaba, Erzurumlu mu acaba? Bir de onu da zihninden geçiyor. Namazın güzelliği bozuluyor. Bu da şeytanın işi olduğu için ona şeytan diyor peygamberimiz. Ona şeytan diyor. Sebebi budur. لِيْتْيَانِهِ بِمَا يُشَوْوِشُ
Alas musalli namaz kılan adama karıştırdığı için, zihnini bulandırdığı için Peygamberimiz ona şeytanın işi olduğu için bu şeytan demiştir. Yoksa adam şeytan değil canım, mümin şeytan olur mu ya? Şeytanın işini yapmış olur. Evet, çünkü şeytan onu göndermiştir. لَاَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ Bunun önünden geçtiği, onu vesvese veren de odur. Bu şeytan onu yapmıştır. Evet, veyahut da dediler ki önünden geçen adam hakikaten şeytandır. Öyle diyen alim de var yani. Bir şey demiyoruz. Evet, öyle söylüyor. Efendim, gerçek şeytan insanların düşmanı olan şeytan, cinlerdendir. Cinlerin kafirlerindendir. Onların da Müslümanları var. Kafirlerinin başı İblis aleyhillâne. İnsan ise cinlerden değil, topraktan yaratılmış. Şeytan cinlerden, cin de ateşten yaratılmış. Yaratılışımız farklı. Biz görünüyoruz herkese. Onlar işte görünmüyorlar. Latif varlıklar. Şeytan onu kesmesin diye sütreye karşı namaz kılınız. Yoksa şeytan namazınızı keser. Böylece anlıyoruz ki bir adam sütre diktikten sonra o sütresiyle kendi arasından geçmek haramdır. Şimdi netice çıkıyor bak, fıkhi netice. Adam sütre dikmişse, ben buraya secde edeceğim arkadaşım, burası benim namaz kılma bölgem diye ilan ediyorsun sen sağa sola, buna rağmen abi ya filan diye geçmişse öyle diyor bak, haramdır. Bu hoca öyle söylüyor. Ve fihi tahrimul murur beyne yedi'l musalli iza cealehu sutra. Sütre koymuşsa adam, o adamın namaz kıldığı bölgeden geçmek haramdır. Hadiste ona işaret vardır diyor. Haramdır. İyi koymadı. Namaz kılan adam kusur olduğu için haram olmaz. Ama geçmek gene veballi. Gene veballi. Fakat adam kusur olduğu için haramdır diyemiyoruz. Suça ortak olduğu için diken adam ikazda bulunmadı. Adam kafası dalgın. Sütre koysaydı işaret vardı. Görevini yapmıştı. O zaman haram diyemiyoruz. Evet, o zaman haram olmaz. Yalnız mekruh yapmış olur. Sünnetin aksini yapmış olur. Böylece hadis-i şerifte namaz kılan adamı büyük saygı duymak gerektiği, namaza saygı duymak gerektiği, çünkü namaz kılanın Allah'ın huzurunda Allah'la konuştuğu, ona fısıldadığı durum olması hasebiyle saygı duymak gerektiği kesin bir şekilde müminlere anlatılmış oluyor. Namaz kılanın önünden geçilmez. Bunu bileceksin. Çoluğuna, çocuğuna, eşine, arkadaşına, müminlere güzel bir şekilde öğreteceksin. Namaz kılan adam önünden geçilmez. Sen de görevini yapacaksın, sütre koyacaksın önüne. Tam çıkacağı yere durmayacaksın insanların. Adam otobüse yetişecek. Böyle düşüncesizlik yapmayacaksın. Bunu hadis-i şerif bize hatırlatıyor. Hatırlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Nebevi'de sütuna karşı, sütun var orada ya, direğe karşı namaz kılardı. Bazen sandık arkasında, önünde sandık var, sandık arkasında namaz kırardı. Evet, bu sütun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescide geldiği zaman Tahiyyetül Mescid filan kıldığı sütun, namaz kıldığı sütun, Ravza-i Mutahhara'nın, Ravza-i Kerime'nin tam ortasındadır. Bu direğe, oraya gidersen inşallah desenize ya. Yok öyle, o kadar ucuz değil. Böyle. Böyle hemen yapıştıracaksın yani. Medine'ye gitmek kötü mü ya? Niye inşallah gideriz demiyorsunuz? Evet, giderseniz inşallah ortasındaki direk, oraya muhacirlerin direği denir ona diyor. Üstüvanetül mühacirin, muhacirlerin, Mekke'den gelen ilk Müslümanların direği derler. Çünkü baş muhacir kim?
Muhammed Mustafa. Muhacirlerin direği denir ona diyor. Gümüşhane Hazreti bilgi veriyor. Ayşe radıyallahu anha validemiz eğer diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı sütünü söylesem diyor. O ben kılacağım diyor. Kura atmak zorunda kalırlar. Kavga ederlerdi diyor. Söylemiyorum diyor. Gümüşhane Hazretleri bize açıklayıverdi. Sen de o direği gittiğin zaman tam arkasında namazı kıl. Peygamberin durduğu yere sen de dur. Ayağının bastığı yere. Ne olacak? Abdullah ibn Ömer var. Hazreti Ömer biliyorsunuz alim. Onun oğlu da aslan, yavrusu aslan. Mekke'ye geldiği zaman ki Mekke'de kabri Kabe ile Cennet-i Mualla arasında türbesi var orada. Kimse bizim acıla bilmez. Orada türbesi. Orada ölmüş. Geldiği zaman peygamber şuraya gitti dedim. Gidermiş onun bastığı yerlere basarmış, oturmuş, kalkarmış. Peygamberin bastığı yere basmaktan medet umuyor. Abdullah ibn Ömer. Hocam neden bahsediyor? Abdullah ibn Ömer öyle söylüyor. Ben aktarıyorum ya. Sen kabul edersin etmezsin o ayrı iş. Peygamberin bastığı yere bir şey olmasa, güzelliği olmasa Abdullah ibn Ömer gibi bir alim sahabi hiç onu yapar mı? Bastığı yere ben de basayım diye onun gezdiği yerlerde durmadan adım adım böyle gider gelirmiş. Onun bastığı yere ben de basayım diye. Onun diyor Ayşe anamız radıyallahu anha validemiz peygamberin dediği sütunu söylesem diyor millet birbirini kırar, kura atmak zorunda kalırdık diyor. Öyle söylüyor. Bunu Abdullah ibn Zübeyr'e söyledi diyor. Abdullah ibn Zübeyr Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra halifelik yapmış bir ara. Müslümanlar onu halife seçmiş. Şam'daki Emevi hükümdarlarına karşı bir ara halife olmuş. Mekke'de tarafından Haccaç tarafından taşlanmış Kabe yıkılmış. O da yıkıntının altında kalmış. Orada vefat etmiş. Peygamberimiz Efendimizin akrabası ona söyledi diyor. Bu sütünü diyor. Ona söyledi diyor. Evet Efendimiz genellikle onun arkasında namaz kılardı. Bu hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, Nesai, İbn Hibban, Hakim Hüseyin Taberani, Ukeyli, İbn Ebi Şeybe, Sehl ibn Ebu Abdillah'dan ki o Amir bin Sa'id'dir. Küçük sahabiymiş peygamber zamanında. Sagir sahabi küçük şeymiş. Peygamber vefat ettiğinde 8 yaşındaymış. Ama diyor peygamberden hadis ezberlemiştir. Süper zekiydi diyor. Hadis ondan nakledilmiş. Allah ondan razı olsun. Evet şimdi deminki sütre ile ilgili bir hadisi daha şimdi yine okuyacağım. Sizden biriniz namaz kıldığında izâ sallâ âdüküm fel yusallî ilâ sütretin. Sütreye karşı namaz kılın. Şimdi Kütüb-ü Sitte'de 6 tane sahih hadis kitabı var. Lev yâlemul mârû beyne yedeyil musalli mâzâ aleyhi lekâne en yakife erba'ine hayran lehu. Evet min yemurru beyne yedeyhi. Bu Kütüb-ü Sitte'de hadis bu. Namaz kılan adamın önünden geçmedeki ne vebal olduğunu bilselerdi 40 durarlardı. 40 beklemesi adamın önünden geçmesinden daha hayırlıdır. Kale ravi, hadisi rivayet eden ravi diyor ki la edri akale 40 yevmen ev şehran ev seneten. Gün mü dedi, 40 gün mü dedi, 40 ay mı dedi, 40 yıl mı dedi hatırlamıyorum diyor ama bir 40 kesin diyor. Bakın namaz kılan önünden geçmenin vebaline bak. Sizden biriniz böyle sütreye karşı namaz kıldı mı? Felyetnu minha ve la yada. O sütreye yaklaşsın. Fazla açıkta durmasın. Ahadan yamuru beyni yedeyhi. Bir adamın önünden geçtiği kadar da arayı açmasın. Milletin gelip geçtiği durmak da kötü yani. Evet. Mesela diyor Ayşe anamız. Peygamberimiz teheccüd namazını çok kılardı. Sabaha kadar kılardı. Ben de kılardım ama diyor o çok kılardı. Yorulurdum. Önüne kıvrılıp yatardım diyor. Arkasını dönüp kıvrılıp. Bir tek odası var zaten. Bir tek yatağı var. Senin gibi öyle ortopedik yatağı falan yok peygamberin. İçi hurma lifi doldurulmuş. Kıldan havada.
bir tek odası var ve bir tek yatağı var. Gündüz üstüne oturuyor, şey yapıyor, minder. Gece de üstünde yatıyor. Sert yani, sert. Yer yok yani. Döşek üstünde namaz kılınmaz. Açıkta da işte namaz kılacak bir yer var. Ben de kıvrılıp önüne yatardım diyor. Arkamı dönerdim. Kıvrılıp yatardım diyor. Demek ki arkasını dönen insana karşı namaz kılınabilir. Yüzüne karşı değil. O sütre yapılabilir. Onu çıkarıyoruz. Onu çıkarıyoruz buradan. Fince hadun yamurru fel yukatil. Birisi geldi, sütre dikmişin, geçmek istedi. Böyle yapacaksın. Bu senin hakkın. Yani burası, ben namaz kılıyorum arkadaş, geçme demek. Geçiyor adam. Şöyle bir tane, bir vuruşta yıkabilirsin. Fel yukatil. Vursun diyor. Geçirmeme hakkı var çünkü. Neden? Fe innehu şeytanun. O geçen şeytandır da ondan. Şimdi Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de oturuyoruz. Şöyle baktım. 6-7 kişi yan yana durmuş. Belli alim adamlar. Değişik ülkelerden gelmişler. Ben de gittim yanlarına oturdum. Ağızlarından çıkan lafı dinleyeyim de faydalanayım diye. Alim adamın ağzından ne çıkar ya? Herhalde şarkı türkü çıkmaz. Ayet hadis, hele Medine Mescidinde. Ayet hadis. Ben de oturdum yanlarına. Sıraya oturdum. Selamlaştık. Şimdi dinliyorum ben. Gelken dolmuş her taraf. Geliyor. Boş yer bulunca kılacak. 3 tane Türk geliyor şimdi. Geldiler. Bir tanesi, onlardan bir tanesi namaza başladı. O ileriden gelirken. Namaz kılıyor adam. Otura otura yorulmuş. Namaz kılıyor. Bizim Türk geçeceği sıra ben de şöyle 3-4 kişi ilerisindeyim. O hoca efendi elini şöyle gerdi. Adam durdu tabii gerince. Sağına sonra baktı. Dedi böyle. Kolunu şey etti. Bir tane vurdu ona şöyle. Yıkamadı onu ama bizimki gençti çünkü. Hoca ihtiyardı. Elini kaktırdı. Ondan sonra da ne biçim adam ya? Yolunu kesiyor ya. Hem suçlusun hem güçlüsün lan dedim. Namaz kılıyor herif. Onu sana söyledi. Sen de zorla geçeceğim diyorsun. Onun seni dövme hakkı var dedim. Nasıldı diyor. Nasıl varmış? İşte hadis var böyle bak. Adam hiç duymamış tabii. Bunları öğretmen lazım. Ne yapacak? Bir öndeki adamla geçiversin ya, Allah Allah. Öndeki adam arkasını dönüp oturup durur. Onun önünden geçeceğine. Öbür adamın önünden geçsin gitsin yoluna. Değil mi ya? Buna dikkat edeceksiniz. Buna dikkat edeceksiniz diyor Peygamberimiz. İbn-i Hibban, Ebu Davud, İbn-i Mace, Ebu Said Hudri'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizim aile eylesin.